Hadi gidelim. Çalışan için gerçekten şey. Erkekler öfkelerine ve eğitimine çok dikkat etmeliler. Bana babamın bir tavsiyesi oldu. Oğlum kadın hayvan değildir, vurulmaz dedi. Türk kültürünü, yani kendi kültürümüzü kaybettik ondan. Çok büyük bir deformasyona uğradık. Açıkça söyleyeyim, Arap Baharı geldikten sonra bizim kültürümüz yobazlaştı. Arap kültürü girdi ve Arap kültürü girdikten sonra da bizim kültürümüz bozuldu. Şu anki siyasi iktidarın görüşüyle birlikte ne zaman imam nikahını da serbest bıraktı, işte şiddet o zaman arttı. Evliyken gitti imam nikahlı bir kadınla evlendi. Şiddet serbest, özgürlüğü daha fazla şey yapmaya başladı erkek. İkinci nikah, üçüncü nikah buna bir fırsat vermiş oluyor. Evdeki resmi eşini bu şekilde sindiriyor. Daha kolay oluyor. O aileyle alakalı, hani çocuğunu nasıl yetiştirirse öyle gider. Bir anne der ki mesela karın lafını dinlemiyorsa o tutturacaksın demesini de biliyor. Bir tane anne de karına iyi bak, çoluk çocuğuna da iyi bak demesini biliyor yani. Şiddet nedir? Şiddet kişinin vicdanına kalmış bir şey. Yani kişi kendini hakim ettikten sonra, kendini taşıdıktan sonra, hani empati kurduğunda, ne bileyim yani kendisini korur bence. Yani şiddetli insan hiçbir yere varamaz ki. Sonuçta karşındaki bir kişi bir bayan, zararsız bir kişi. Yani bir erkek kadar güçlü değil, bir erkek kadar kendini savunan bir insan değil, bir ruh yapısı yok o kişinin. Yani ne bileyim, biraz sabretmesi gerek. Kişi hayatına girecek bir insanı, hayatına sokacak bir insanı gerçekten çok iyi tanımalı. Hiç tanımadan, etmeden bir insanı direkt tabii hayatına soksan, yani ister istemez sıkıntıların olur, olmaz değil. Hani her şey sözle ifade edilmiyor. Yani benim bildiğim kavga, yani o tarz şeyler. Tanrı'nın bize emaneti, kutsal varlıklar. Yani değerini bilmek lazım. Hayat onlarla güzel. İşte kimi bulamıyor, kimi buluyor, bunuyor. Yobaz insanlar olduğu sürece, ne bileyim, bayanlara bayanmış gibi davranılmadığı sürece, yani bayanın kıymetini bilmediği sürece bu sürekli devam eder diye düşünüyorum. Nasıl diyeyim? Şimdi Tanrı'nın bize emaneti, bizim de çocuklarımız var, bizim de kız çocuğumuz var. Evlenirken bayan gözüyle değil de kendi kızın gibi seversen, emin ol yani bayanın dilinden çok iyi anlarsın, ama o gözle bakmadığı sürece, ne bileyim, herkes evde bir varlık gözüyle bakıyor. Yani kendisine hizmet eden, elbiselerini yıkayan, yemeğini hazırlayan, köle niyetine görüyor. Yani bu düşünce olduğu sürece hep böyle devam eder. Ha, kızını yerine korsa, yani kızına nasıl muamele ediyorsa, o da Tanrı'nın emaneti. Başkasının kızı olabilir ama yarın kendisinin kızı da başkasının şeyi olacak. Onun yerine korsa, bakış açısı emin olun çok daha düzgün olur, çok daha güzel olur. Şahsen ben öyle yapıyorum eşime. Eşime bir tokat atacaksam önce kızımı atsam ne olur diye düşünüyorum. Kendim ister istemez frenliyorum. Hanım olmazsa kıyafetler vallahi yıkamıyorum. Eşim yıkıyor, giydiriyor, şey yapıyor. Yani bunu parayla yapsanız maaş yetmez. Yani bu kadar hizmet ediyor, şey diyor. Bedava hizmetkar, bir şey karşılığında bir şey istemiyor. Çocuklarımıza dört dörtlük bakıyor, bize hizmet ediyor. Daha ne isteriz bayandan? Ya Allah başımızdan eksik etmesin. Allah yokluğunu vermesin. Ya şiddet bence insanların fiziksel olarak birbirine yaptığı darp, yani ağır, kuvvet, yani güç gösterisi gibi bir şey aslında şiddet birbirlerine yaptığı. Yani hem dini açıdan hem insanlık açısından şiddet bence en son çözüm. Yani bunu bir anlaşmaya bence yormamak gerekiyor. Sonuçta bugün mesela o anlaşmadan sonra 6 kişi katledildiyse ondan öncesi de vardı, sonrası da olacak. Yani bu insanlığı durduramıyoruz. Bir şekilde insanlar hep kötüye yöneliyor, hep şiddete yöneliyor. O yüzden bir anlaşmaya bence şey değil, yani denk değil. Anlaşmayla pek bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Yani bu anlaşmanın varlığı bize yarar, yani yararı var. Bunun kaldırılması zararsa neden kaldırılıyor? Veya bundan önce kaldırılmadı da, bundan önce neden kaldırılmadı da şimdi kaldırılıyor?
Yani daha önce kaldırılabilirdi veya böyle bir kanun gelmeyebilirdi. Onu onaylamayabilirlerdi. Tamamıyla bizim ülkemizin başlıca sorunu şu bence. Yani bir 4 yıllık 5 yıllık plan doğrultusunda kararlar verilmiyor bence. Tamamıyla gündem değiştirme veya ne bileyim anlık reaksiyon veriliyor. Yani ülkenin böyle yönetilmesi veya böyle kararlar verilmesi çok yanlış bence. Ya ülkede şiddet bence herhangi bir yasayla anayasayla olacak iş değil. Tamamıyla ailenin eğitimiyle alakalı bir şey. Bir yasa insanları o şeye yöneltiyor. Ya yapma dediğin şeyi insan aksine yapası geliyor. Yani bence bu yasayla olacak bir şey veya bir kanunla olacak bir şey değil. Hani kendim de çok kavga ettim. Hani çok dayak yedim şöyle söyleyeyim. Ben şahsen sevmiyorum, nefret ediyorum aslında. Yani uygulayan kadın olsun, erkek olsun, şiddete ruhsal, fiziksel, hani küfür de bir argoda zaten bir şiddettir. Hani psikolojik bir şiddettir. Ben tamamen karşıyım. İşte nefret ediyorum yani. Benim ailem olsun, hani oradan geliyor zaten bana da. Ya ben şahsen nefret ediyorum. Hani zaten görüyoruz işte günde kaç tane kadın ölüyor. 6 kadın. Evet, günde 6 tane kadın ölüyor. Şimdi baktığımız zaman bir sıralama var. İşte kaç tane ülke varsa. Biz sondan 10'uncuyuz yani bir. Kadına şiddette birinciyiz aslında. Yani birincilerdeyiz. Yani 5'teyiz, 6'tayız. Ama Güney Afrika bile yani aramızda az bir şey var. Ve onlar da yani onlar belki de suyu bile içemeyen insanlar. Biz bu kadar gelişmişken, bu kadar teknolojimiz, bu kadar imkanımız varken bakıyoruz işte imkanlarımızı neye kullanıyoruz? Ya şurada mesela yan gözle birine baktığınız zaman sen ne bakıyorsun falan filan. Ondan sonra onu dövüyorsun, bunu dövüyorsun. Kadın orada ayırmaya çalışıyor, orada kadını dövüyorsun. Burada eylemler yapıyorlar. Biz hep denk geliyoruz. Burada dershanemiz var. Biz hep burada denk geliyoruz. Burada eylemler yapıyorlar. İşte yani sonuçta kadındır, anladınız mı? Yani anneniz, kardeşiniz. Hani çok klasikleşmiş bir laf bu. Yani orada eylemler yapıyor. Bu bir sosyal bir hak zaten. Hani orada eylem yapmak bir hak. Neden yapıyorlar? Neden yaptıkları durduk yere yapmıyorlar ki? Sen orada bir ton kadın öldürürsen, bıçaklarsan, tecavüz edip bir ton şey var. İnsanlar burada hakkını, sosyal bir hakkını kullanıyor. Sen onu engellemeye çalışıyorsun. Niye kullanıyor? Çünkü sen burada toplumunu eğitemezsen, yani topluma bir şey kazandıramazsan, bir düşünce kazandıramazsanız bu artmaya devam eder. Ha başka ülkelerde var mı? Var. Ama bizim kadar var mı? Günde 6 tane kadından bahsediyorsunuz. Ha bu sadece kadın için değil, erkekler için de, erkekler de öldürülüyor ama kadınlar, çünkü ya şöyle bir şey, erkek tarafından öldürüldüğünde ben çok karşıyım, şöyle söyleyeyim. Hani erkekler de erkekleri öldürüyor ama şimdi orada bir sebep var. Ya ben kadını öldürmenin bir sebebini göremiyorum. Adam diyor aldat diyor. Ya aldatabilir, sen de aldatıyorsun. Yani bu bir şey değil ki. Yani o zaman ne yapacaksın? Ya o herkesin kendi karakteri. Sen bırakacaksın, o kendi işte karakterine yedirmeye çalışacak. Ama sen ne yapıyorsun? Gidiyorsun, yok işte 18 tane kurşun sıkıyorsun. Yapamazsın ya, böyle bir hakkı yok ki. Ama ne yapıyor? Sıkıyor, 3 gün sonra burada gülerek çıkıyor. O zaman bizim de annemiz, kardeşimiz var. Onlar nasıl bu sokakta yürüyebilecek? Yanlış mıyım yani? Siz de aynı şekilde. Ya kimin ne olacağı burada belli değil. Ki kadınların daha çok zor. Yani ne iş bulabiliyorlar adam gibi? Ya bir sosyal çevrede bir şeyleri yok, hakları yok artık. Ya çünkü ya bu eskiden mağara devrinde bile bir kadına bir şey varmış yani. Nasıl derler? Bir saygı varmış. Şimdi biz oradan kaç bin yıl geçmiş, 2000 yıl geçmiş, sen hala daha geriye gidiyorsun. Gelişmen gerekirken tam tersi tarafa gidiyorsun. Ya bence bir politika gelmeli. İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmiyorlar. Neden yani? Ya bunun bir zararı yok. Aslında tam tersi yararı var. Ya bizi ülkelerin gözünün önünde düşürüyorlar mesela. Ya bizi bakıyorlar, turistler artık gelmiyor. Neden? Ya bakıyorlar 6 tane kadın ölüyor ya. 6 tane. Ki onun dışında cinayetler, çocuk cinayetleri, tecavüzler, kaçırılmalar. Neden yani? Buna bir politika gelmesi lazım. İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmiyorsun. Neden? Anladınız mı? Yani biz korkuyoruz artık. Benim ailem var. Ben korkuyorum. Ya benim bile ne olacağım belli değil ki. Hani bazı insanlar uçkuruna sahip çıkamıyorlar. Çıkamadığı zaman da ne yapıyor? İşte karşı taraftan bir şey bekliyorlar. O medeti bulamayınca da ne yapıyor? Öldürüyor. Bunun bir cezası olmalı. Müebbet bir ceza ver. Bakalım hangi insan, hani yine yapanlar oluyor. Ya psikolojik sorunları olan insanlar var. Hani ama sen buna böyle bir ceza verirsen, yani hadi yapabiliyorsa yapsın. Azalır yani. Ben böyle önlenebileceğini düşünüyorum. Ya da bir de yani sosyal bir destek verilmesini istiyorum. Cidden kadını sevmeyen insanlara sosyal bir destek verilmeli. Şiddet bir canlıya karşı faaliyette bulunduğumuz olumsuz davranışlar. Şu an yani gitgide özellikle bir virüs gibi yıldan yıla yayılmaya başladı. Gittikçe artıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin yani feshedilmesini bu konuda doğru bulmuyorum. Bence yani uygulanmalı ya da feshedilmemeliydi. Ülkemizin kadına şiddetle alakalı çok da fazla ilgili şeyler yapmadığını düşünüyorum.
Caydırıcı yasalar olabilir. Ya toplumsal cinsiyet eşitliği derslerinin verilmesi lazım. Bir insana kendi rızası dışında yaptırılan her şey olabilir. Psikolojik olabilir. Hani fiziksel olabilir. Madde olabilir, her türlü. Türkiye'de her şey siyasete bulaştığı için hani samimiyetsiz aslında her şey. Hani şiddet nasıl önlenebilir? Refah seviyesini arttırarak, bir de eğitimle bence. Ya eğitim de bir yerde yetmiyor da bir şekilde insanların istediğine, nasıl diyeyim, kolay yoldan ya da insanca ulaşabilmesi lazım hani. Çünkü bir yerden sonra artık kaybedecek bir şey kalmayan insan her şeyi yapıyor yani. Şimdi çeşitleri var. Yani psikolojik de olabilir. Ondan sonra yani fiziksel de olabilir. Her çeşit şiddet olabilir. Ama bizim günümüzdeki insanların algıladığı hani direkt işte fiziksel olarak algılıyoruz. Her çeşit şiddet olabilir yani. İstanbul Sözleşmesi medyada direkt bence kadına şiddet olarak lanse ediliyor ama bence içinde sapkınlık ve bizim milletimize uymayan kelimelerin geçtiğini ben düşünüyorum. Zaten İstanbul Sözleşmesi 2011 yılından beri uygulanıyor. Şiddet middet azalmadı. O yüzden ben Anadolu Sözleşmesi'ni tavsiye ediyorum. Babaannelerimiz, ninelerimiz, dedelerimiz, eskilerde böyle bir şey yoktu. Yani onların sözleşmesi İstanbul Sözleşmesi değildi. Anadolu Sözleşmesi'nden kastım, yani eşler birbirlerine karşı anlayışlı olursa, kadın kadın gibi, erkek erkek gibi olursa, yani bu sadece şiddet erkek uygulamıyor. Yani bunu kadın da uyguluyor. Ki İstanbul Sözleşmesi şiddeti yani önlemedi. Anladınız mı? Yani şiddeti önlemedi. Önleseydi bunun verilere yansırdı zaten. Kanunlarımız zaten uygulanırsa yani önlenebilir. Yani illa İstanbul Sözleşmesi olsun diye değil. İstanbul Sözleşmesi adı altında toplumumuza uymayan sapıklığı destekleyen zaten bu tür şeyler olduğunu ben düşünüyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin ben bir başarıya ulaştığını düşünmüyorum. Bence İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemiz çok iyi oldu. İstanbul Sözleşmesi erkeği ikinci plana atıyor. Yani kadınlara şiddete karşıyım aslında. Yani yapılmaması gereken bir davranış. Ama bunun önüne geçilemez yani. Ülkemizde bu kadar psikopat falan varken yani geçilemez yani. Olay bu. Baştaki adam zaten Osmanlı'dan gelme. Sence değişir mi bu yasa? Değişmez. Yani bence de değişmez yani. Devam eder. Yani yukarıdakinin değişmesi lazım ilk baş. Yukarıdaki baştaki değişecek ki sistem değişmesi lazım yani. O oldukça değişmez yani bu.